Mehmet Ali Öz, bir emekli din adamı. Uzun yıllar Diyanet'te çalışmış, imamlık yapmış, vaizlik yapmış. Sonra Sağlık Bakanlığı'na geçmiş. Oradan tekaüt olmuş. Hatta yukarıda konuşuyorduk, sağlık memuru bile yaptım diyorlar. Emekli olduktan sonra arşivlere girmiş. Böyle bir kitap yazmış, kitap daha çıkmadı. Atatürk'ün soy kütüğü, Osmanlı arşiv belgelerinin belgelerine göre bu. 19 değil, bu birinci baskı bu. Düğme gelmiş altın onun için, Atatürk'ün düğmesi. Aramayın bulamazsınız, çıkmadı. Biz bu çalışmaları tanıtma şerefi bize ait olsun diye hocayı kitabının çıkmasından çok önce davet ettik. Daha önce davet ettik. Herhalde bir iki hafta sonra çıkar inşallah. Çıkınca tabii ki ayrıca haber vereceğiz. Hiç merak etmeyin. Cumhuriyet tarihçilerimiz, İnkılap Tarihi Enstitülerimiz, hocalarımız, bilmem nelerimiz hicap etsinler, utansınlar. Kalkıp hiç konusu mesleği olmayan ama Osmanlıcaya çok iyi vakıf olan bir hoca çıkıyor, bu belgeleri ortaya koyuyor. Bu devletin kurucusunun, yani 91 sene oldu bu devlet kurulalı, 91 senedir akademik dünyamız Şevket Süreyya'nın yazdığından bir adım ileri götürmedi. Yani ailesi konusunda yazdıklarından bir adım ileri götürmedi. Şevket Süreyya'nın o tek adamındaki aile kısmını, ilk ciltteki aileyle onun sonundaki şecere kısmını ileri götürmek efendim Mehmet Ali Özel nasip olmuştur. Bu kitapta efendim hoca 14-15 sene boyunca devlet arşivlerinde bulduğu Atatürk'ün ailesiyle ilgili bu belgeleri yayınlamış. Bu kitap önümüzdeki günlerde çıkacak. Kapağı beğenmemiş yayını ve bir şey olmuş falan filan. İnşallah Ahmet Bey dostumuz İş Bankası'ndan devreye gider de kurucusunun şeyini kaptırmaz. Nisyana terk etmez. Bu görüyorsunuz. Dünya kadar belge var. Fakat kitaptaki en önemli belgeler Erhan'a göre de bana göre de şu. Şu, şimdi daha büyüklerini göstereceğim. Ve şu ikisi. Nedir bunlar? Ali Rıza Efendi'nin vefatından sonra Zübeyde Hanım dilekçe veriyor. Üç çocuğumla kaldım. Kocam devlet memuruydu. Maaşı falan varsa bize maaş bağlayın diyor. Danıştay'ın emeklilikle ilgili dairesi, o zamanki ismi Şurayı Devlet, toplanıyorlar. Burada yazıyor işte. Selanik Rüsumat Nezareti Çayazı Rüsumat Memuru Mütevefa Ali Rıza Efendi zevcesi Zübeyde ve Kerimeler Makbule ve Naciye Hanım'la olan Mahtumu Mustafa Efendi tarafından gönderilen falan diye gidiyor böyle. Maaş tahsisi dilekçesi diyor. Şey yapmışlar, komisyon toplanmış. Ali Rıza Efendi'nin hizmet cetvelini çıkartmışlar. Değişen bir şey yok. Aynı bugünkü gibi. Bakın. Aynı bugünkü gibi. Hiç farkı yok. Ondan sonra efendim 120 kuruş maaş bağlamış. Aylık bağlamışlar. Şurayı şey yapıyorum size. Ve 120 kuruşla dörde bölmüşler. Maaş diyor 30 kuruş. Mahtumu Mustafa Efendi. Namı diyor Mustafa Kemal Atatürk. Mahallede bir dakika. Yani 20 yaşına gelince maaş kesiliyor. Bilmiyorum ki. Yeni vazifede şey yapılmak, katılmak üzere diyor. İşe girdiği takdirde diyor. Efendim kerimesi Makbule Hanım'a, diğeri Naciye Hanım'a, zevcesi Zübeyde Hanım'a katılmak üzere. Yani tekrar evlendiklerinde kesilmek üzere diyor. 30'ar kuruş maaş bağlanmıştır. Bu Atatürk'ün Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım'ın bu belge efendim ve şu belge işte yani aile belgeleri bugüne kadar çıkmayan budur. Bunun dışında hoca Mehmet Ali Bey gerek Zübeyde Hanım'ın gerek Ali Rıza Bey'in, hocam bir tane verir misiniz? Hava atalım şöyle. Bundan da Müverra Kerime Hanım'la evet. Efendim görüyorsunuz devlet arşivlerinde Zübeyde Hanım'ın, Ali Rıza Efendi'nin nüfus kayıtlarını çıkartmış. Vergi kayıtlarını çıkartmış. Bu Zübeyde Hanım'ın efendim bu Ali Rıza Efendi ailesinin. Hocam çok sağ olun. Şöyle görüyorsunuz şöyle. Müberra Hanım'ın. Müberra Hanım hocam hiç teferruat şey. Evet, bunlar Ali Rıza Efendi'nin
Bunlar da Ali Rıza Efendi'nin nüfus kayıtları. Arkada aile vergi, çünkü zengin bir aileymiş bak diye sonra fukara düşmüşler. Çiftlikler falan var. Daha üçte biri bu belgeler. Evet. 20.000'e yakın belge toplamış hoca arşivden. Evet. Bunlar için. Ve bütün bu şeylerde nüfusta görüyorsunuz. Şöyle belge. Efendim nüfus defterlerinden şeyler çıkardı. Şurada şeyler vardı hocam. Nerede o ha? O da DHA sahipler. Şu mahallede nüfus kayıtları. Çünkü aile geniş. Bütün şeyleri toplamışlar. Akrabayı talukatı toplamışlar. Sonra böyle bir kitap yapmışlar. Kitap bugünlerde çıkacak.